Konuğumuza gidelim şimdi. Profesör Şahin Albayrak, Berlin Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi bu pandemi döneminde öncelikle dijital dönüşüm ve tabii ki bu otomotiv sektörünün dönüşümden bahsedelim isterseniz. Buyurun. Evet, çok çok teşekkürler. Bildiğiniz gibi otomotiv sektörü şu anda en büyük devrimini yaşamak zorundadır. Yani artık yakıt motorların zamanların geçtiğini, ikinci bir gelişmede artık bundan sonraki araçlarımızın içindeki parçaların dijital olacağını ve bundan yola çıkarak da bundan sonra akıllı araç araca ihtiyaç duyduğumuzun malum bu piyasanın beklediği bir şey. Yani bundan sonra çevre dostu araç ve akıllı araç ön plana çıkıyor. Akıllı dediğimizde de bundan sonra yapılan araç modellerinde veya da platformlarında araçların öyle akıllı olması lazım ki yani bunu örnek vermek istersek bundan sonraki araçlar artık çok iyi donatılmış tabletler, tekerlekli tabletler kendilerini sürücüsüz olarak hareket edebilecekler, insana benzeyecek tavır gösterecekler. Yani akıllılık derecesi insana yavaş yavaş benzeyecek. Tabii bu bizim çok ileride öngördüğümüz bir çözüm ama yani yol oraya doğru gidecek. O bizim şu anda yani dünyanın ve Almanya'nın ve Amerika'nın Tesla'nın da üzerinde durduğu konu bundan sonra geleceğin araç yani otomotiv sektöründe gelecekteki altyapı nasıl olacak? Platform nasıl olacak? Bunun üzerindeki çözüm yani yapay zeka nasıl olmalı? Bunun üzerine tartışıyoruz. Yani bizim kendi vizyonumuza göre geleceğin aracı çok iyi donatılmış bir tablet, tekerlekler üzerine giden bir tablet ve sonuç olarak daha fazla aracın içinde yani tablet dediğimiz şeyin üzerinde daha fazla hizmet kullanabilecek bir hale geleceğiz. Yani daha çevre dostu iyi bir araç bizi artık bu stres dağılacak, trafik stresi dağılacak ve kendi kendisini sürecek bir şey bekliyoruz. Yani böyle bir beklentimiz var. Dünyadaki bütün otomotiv sektörü de zaten bu yöne doğru gidiyor. Malum ki bildiğiniz gibi Almanya dünyanın en büyük otomotiv sektörüdür. Biz de bunu yapmak zorundayız. Peki otonom araç teknolojisinde dünya nerede? Türkiye'de ne aşamada ilerlemesi beklenebilir? 5G teknolojisini bekliyoruz çünkü bir noktada. Hızı nasıl olur? Evet. Çok doğru o bir soru. Dünyaya baktığımızda aslında otomotiv yani otonom araçları ilk olarak tetikleyen Elon Musk'ın yani Tesla'nın çözümleriydi. Tesla'nın geliştirdiği yani kendileri geliştirdikleri araba platformunun pil üzerinde olması ve bunun haricinde de bunların autopilot yani arabayı otomatikmen idare eden bir sistemin olması bu ileride gideceğimiz otonom araçların bir ilk adımıydı. Bence bu dünyada şu anda yani realistik olarak baktığımızda en iyi konumda olan Tesla'dır. Çünkü Tesla bir tarafta çok iyi bir dijital platform oluşturdu. Yani parçalarını çok iyi belirledi, arabanın parçalarını ve bunun üzerine çok iyi bir yazılım geliştirdi. Örneğin Tesla dünyada bugün tek bir şirket bir gecede 800 aracın yazılımını yani güncel hale getirebilen bir şirket. Şimdi nesnelerin interneti diyoruz. Çok hızlı hayatımıza girdi hocam. Ve inanılmaz bir hızda da ilerliyor. Peki bu nesnelerin interneti konusunda yenilikler neler? Neler değiştirecek hayatımızda? Evet. Buyurun. Müsaade ederseniz bir de 5G'yi söyleyeyim. 5G geleceğin otonom araçları için vazgeçilmez bir teknoloji olacak. Çünkü otonom araç dediğimizde bundan sonra araç kendisi akıllı olacak, çevre akıllı olacak ve bulut akıllı olacak. Yani bizim akıllıktaki kastımız yani araç kendisi ortadaki fotoğrafı çekip görebilecek, geleceği algılayacak ve ona göre kendisini idare edecek, ileriye gidecek, sürecek. Bunu da yerine getirmemiz için çevrede yani caddede ve
aynı şekilde bulutta da öyle bir destek almamız gerekiyor. Hmm. Onun için 5G vazgeçilmez bir teknoloji olacak. 5G bunu çok hızlandıracak. Yani otonom araçların gelişmesini hızlandıracak bir teknoloji olacak. İkinci sorunuza geldiğimizde nesillerin interneti. Tabii bu malum ki gördünüz, hepimiz yaşadık. Bu pandemi döneminde de artık dijital dönüşüm oldukça hızlaştı. İnsanların dijital çözümlere karşı olan şeysi de azaldı, korkuları da azaldı. İnsanlar daha fazla dijital çözümleri kullanmaya başladı. Ve mesela örnek olarak bir tanesi, yani IoT şeylerden, çözümlerinden bir tanesini söylemek istersek, bir yere girdiğinizde, bir odaya girdiğinizde, bir toplantı odasına girdiğinizde o toplantı odasının hava kalitesini seçebiliyorsunuz. Orada sonuç olarak ne kadar aerozol olup olmadığını şey diyorsunuz. Aerozollar da biliyorsunuz pandeminin pandemi için çok çok önemlidir. Yani yani koronanın fazla dağılmasını engelleyen çözümler. Bunlar bundan sonraki çözümlerimizde de sadece bu olmayacak. Bu IoT, yani IoT dediğimiz her tarafı dijitalleştiriyoruz. Bu dijital dönüşümü de dijitalleşmenin de bize bir katkısı olacak ve biz bu verileri kullanarak bunların üzerine daha akıllı çözümler üreteceğiz. Yapay zeka üzerine sadece kendi öğrenen değil, bir de bize sunduklarını açıklayan ve geleceği görebilecek çözümler istiyoruz. Yani bunu pandemiye uyguladığımız zaman bundan sonra sistem bize diyecek ki şu anda burada bu şehirde bu kadar bir hareketlilik vardır. Böyle oluyor çünkü pandemi böyleydi, yarınki pandemi böyle olacak. Yani biz de ona göre tedbir almamız gerekiyor. Yani bundan sonraki sistemler daha akıllı olacak, bizi daha düzgün bir şekilde destekleyecekler. Hocam valla gerçekten çok farklı bir dünyadan bahsediyorsunuz. Heyecanlanıyor insan gördüğümüz eskiden filmlerde. Şimdi gerçek olacak ve olmaya başladı dediniz diyorsunuz. Heyecan verici. Peki şunu da soracağım. Şimdi TOGG'un elektrikli araç projesinin otonom teknolojiyle entegrasyonu konusunda bir görüş alışverişinde bulundunuz mu? Ortak bir proje düşüncesi var mı? Düşünceniz var mı? Evet, bence biz TOGG'taki arkadaşlarla görüşüyoruz. Zaten TOGG'un başındaki arkadaşımız Alman ekolünde geliyor. Bunu Almanya'da nelerin olduğunu zaten çok iyi biliyor. Bence ben TOGG'u tebrik etmek isterim. TOGG'da çok kaliteli arkadaşlar alınmış, çok iyi bir takım var. Başındaki arkadaşımızla çok iyi bir vizyonu var. Yani ben şuna inanıyorum. Geleceğin arabası çok büyük bir proje. Bunu yapmak için çok fazla uzmana ihtiyacımız vardır. Değişik konudaki uzman arkadaşlara ihtiyacımız vardır ve bunlara hedef göstermek, bu hedefe doğru iyi bir yol haritasını çıkarmak bence çok çok önemlidir. TOGG'taki arkadaşlar bunu yapmış. TOGG'taki arkadaşlar, ben en sevdiğim tarafı, çok değişik yani konularda uzman arkadaşlar, gerçekten çok çok konuyu iyi bilen arkadaşlar. TOGG'la zaman zaman görüşüyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Biz Almanya'da zaten otonom araçlar için yeni bir yazılım sistemi geliştiriyoruz ve bu süreç içinde zaten TOGG'la da devamlı görüş alışverişi yapıyoruz. TOGG'u anlatıyoruz. TOGG'taki arkadaşlar yaptıklarını bize anlatıyorlar. Yani şu anda ben şunu diyebilirim. TOGG'taki arkadaşlar çok doğru yolda. Tabii bu büyük, uzun bir yol. Dünyanın ve bütün şirketlerde olduğu gibi Türkiye'nin de sabırlı olması gerekiyor. Yani bu yol, yani bazen atasözleri var, Roma bir günde yapılmadı. Bunu göz önünde bulundurarak sabırlı olmak lazım. Ama ben kesinlikle TOGG'un başarısına inanıyorum. Yani TOGG doğru bir proje. Türkiye ekonomisini öne çıkaran bir proje olacak. Benim şu andaki görüşüm öyle. Ortak bir proje konuştunuz mu hocam? Şu anda konuşmadık. İlerisi için düşüneceğiz. Şu anda biz Alman şirketleriyle ortak çalıştığımız için şu anda konuşmadık ama ilerisi için konuşuyoruz. Evet, konuşuyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Devamlı fikirlerimizi paylaşıyoruz. Bizim amacımız orada geliştirdiğimiz bazı teknolojileri Türkiye'de aktarmak ve
arkadaşlarla konuşmak. Evet, düşünüyoruz. Yapay zeka konusunda düşünüyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum katılımınız için. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum ben. Ben teşekkür ederim. Tekrar iyi yayınlar. Çok çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.